bu programı Türksoy düzenliyor. Türksoy 1990'lardaki Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra ilk defa Türkçe konuşan ülkeler arasında eğitim, kültür ve dil konularında işbirliği yapmak üzere kurulan, en erken kurulan kurumlarımızdan birisidir Türk dünyası arasında. Bunlar ülkeler arasında soft konular diyebileceğimiz dil, kültürle ilgili karşılıklı işbirliğini ve ortak mirasımızı canlandırmaya yönelik yapılan çalışmaları kapsıyor. Tabii Türk dünyası özellikle 1990 öncesi dönemde uzunca bir süre kendi aralarında hem fiziki, sosyal, kültürel kontakları fizik olarak kaybetmişlerdi. Şimdi geçmiş 30 yıla baktığınız zaman çok daha iyi bir şekilde birbirimizi tanımaya, anlamaya başladığımızı görüyoruz. Bu sadece insani olarak değil, kültürel olarak kurumlarımız arasında da aynı yakınlığı görmeye başladık. Türk dünyası için ortak bir alfabe yaratılması konusunda yoğun çalışmalar var. Ama esasen Türk dünyasının ortak bir tarihini, tarihi mirasını ortaya çıkarıp kendi okullarımızda öğretmek, Türkçenin farklı diyalektikleriyle beraber ülkelerimizde birbirimizin çocuklarına öğretmek ve uzun dönemde bu kültürel entegrasyonu sağlanması konusunda işbirliği yapmak. Türksoy'un esas görevi bu. Bugün Kırgızistan'ın başkentinde burada düzenlenen uluslararası dil forumu da esasen akademisyenler, kültür insanlarımız ve ilgili kurum başkanlarımızın bu konularla ilgili görüşlerini paylaşacaklarını, birikimlerini aktaracaklarını, farklı alanlardaki yapılan ciddi akademik çalışmaların sunulacağı bir platform, bir tartışma ortamı. Biz de Türkiye Maarif Vakfı olarak bu amaçla buradayız. Biz de davet ettiler. Çünkü Türkiye Maarif Vakfı'nın da dünyanın farklı bölgelerinde olduğu gibi bu coğrafyada da eğitimle ilgili örgün eğitim veren okulları var. Bizim okullarımızda özellikle Türkçenin, Anadolu Türkçesinin diyelim veya Türkiye Türkçesinin de öğretildiği çok ciddi bir altyapımız var. Materyallerimiz var. Bu konuda genel merkezimizde de çok ciddi bir Türkçenin farklı ülkelerde yabancı dil olarak veya ikinci dil olarak öğretilmesi konusunda çalışmalarımız var, müfredatımız var. Türk Milletin Bakanlığı'nca onaylanmış olan talim terbiye onaylı tek uluslararası Türkçe eğitim müfredatı Türkiye Maarif Vakfı tarafından yapıldı. Dolayısıyla Bişkek'e de biraz da bu amaçla geldik. Bişkek merkezde bizim Türkiye Maarif Vakfı olarak 3-4 yıl önce açmış olduğumuz bir uluslararası maarif okulumuz var. Çok da güzel gidiyor. Büyük bir rağbet var gerçekten. Çok başarılı. Buradaki ekibimiz fevkalade güzel işler yapıyor ve Bişkek'teki Manas Üniversitesi gibi bizden çok daha eski eğitim kurumlarıyla ve diğer TİKA gibi kurumlarımıza yakın bir işbirliği içerisindeyiz. Önemli olan Türkiye'nin buradaki kurumları arasında da özellikle kültürel anlamda faaliyetlerde birlikte olmak, beraber olmak ve bu işbirliklerini artırmaya da çalışıyoruz. Buradaki Türksoy'un toplantısında bu amaçla katıldık. Umarım çok faydalı bir platform olacaktır. Bir dil forumu olacaktır. Biz de hem buranın birikimini alacağız hem de kendi yaptıklarımızla burada anlatma imkanı bulacağız. Bizlere de bu vesileyle televizyonunuzda bu konuları anlatma, aktarma imkanı verdiğiniz için hasede teşekkürlerimi arz ederim Manas Üniversitesi'ne ve Manas Üniversitesi'nin televizyon yapımına. Teşekkür ediyoruz ekibinize.